D vitamini takviyesi almak erken ölüm riskini azaltır mı? Birçok kişinin aklında D vitamini takviyesi ile ilgili çeşitli sorular var. Örneğin birkaç yıldan beri D vitamini takviyesi alıyorum. Doktorum daha uzun yaşamama yardımcı olabileceğini söyledi. Paramı boşa mı harcıyorum? Doğru bir şey mi yapıyorum yoksa kendime zarar mı veriyorum? Sizlerin de aklında böyle bir soru olabilir ve şüpheci olmakta kesinlikle haklısınız. Çeşitli vitamin takviyeleri teorik sağlık yararları açısından araştırıldı ve yapılan birçok çalışma da neredeyse hiçbiri kanıtlanmamıştır. Hiç şüphe yok ki D vitamini takviyeleri osteoporozun önlenmesine veya tedavisine yardımcı olabilir. Teorik olarak çeşitli hastalıkların riskini de azaltabilir. Ancak esas sorumuza gelecek olursak, D vitamini takviyeleri daha uzun yaşamanıza yardımcı olur mu? Pek çok çalışma kanında düşük D vitamini olan kişilerin daha erken öldüğünü gösterdi. İlginçtir ki aynı çalışmalar nispeten yüksek D vitamini seviyesine sahip kişilerin de yaşam sürelerinin daha kısa olabileceğini bildirmekte. Fakat bu sonuçlar günümüz için geçerli olmayabilir. Günümüzde bizlerin D vitamini seviyeleri muhtemelen atalarımızdan daha düşük. Yani eski zamanlara göre bugün daha az. Artık hepimizin bildiği gibi vücudun ihtiyacı olan D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Ve atalarımız bugün bizlerin kaldığından çok daha fazla gün ışığında vakit geçiriyorlardı. Günümüzün yaşam koşulları kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava aktivitelerini yeterince gerçekleştirmemek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini arttırmaktadır. Kanında D vitamini seviyesi düşük kişilerin yaşam sürelerinin daha kısa olduğu doğru olsa bile muhtemelen öyle olduğunu düşünüyorum. Yani D vitamini takviyesi alarak kanda seviyeyi yükseltmenin ömür uzatacak diye bir garantisi yok. Böyle bir tedavinin faydası olup olmadığını görmek için bilimsel ve klinik çalışmalara bakmak gerekiyor. Yakın zamanda 2019 yaz aylarında bilim adamları D vitamini hakkında toplamda 75 bin kişiyi kapsayan 52 yayınlanmış çalışmanın sonuçlarını bir araya getirip incelediler. Yani bir meta analiz yayınladılar. British Medical Journal'da sonuçları yayınlanan bu meta analize göre sonuç olarak D vitamini takviyelerinin tüm nedenlerden ölüm oranını düşürmediği, özellikle kalp ve diğer kardiyovasküler hastalıklardan ölümleri azaltmadığı sonucuna vardılar. Bununla birlikte D vitamini takviyesinin kanserden ölüm riskini %16 azalttığını gözlemlediler. Bu sonuç D2 ve D3 vitamini içeren her takviye için de geçerli. Bu çalışmalarda kullanılan D vitamini dozları rapor edilmemiş. Ancak muhtemelen günde yaklaşık 600 ila 2000 uluslararası birim, yani uluslararası ünite arasında değişmektedir. Son zamanlarda yapılan diğer çalışmalar daha yüksek dozların günlük, yani 4000 ünitenin ve üzerindeki dozların alımının zararlı etkilerinin olabileceğini göstermişlerdir. Yani başa dönersek, D vitamini takviyesi uzun yaşama etkisi olur mu? Ya da paramı boşa mı harcıyorum? Dediğinizde evet, para harcıyor olabilirsiniz. Ancak kanserden ölme riskinizi de azaltabilirsiniz. Ve D vitamininin makul olan dozunu, yani 600 ila 2000 ünite arasını kullanırsanız size zarar da vermeyecektir. Ve D vitamini takviyelerinin bildiğimiz başka faydaları da var. Kanalımızda olan D vitamini eksikliği videosunu izleyebilirsiniz. Harvard Tıp Fakültesi'nde yer alan uzun süreli D vitamini ve omega 3 dahil olmak üzere birçok çalışma devam etmektedir. Sizler için bu bilgileri ve bu yayınları takip ediyoruz. Yeni sonuçlar yayınlandıkça paylaşacağız. Unutmayın, soğuk zamanlarda, özellikle kış aylarında belki de D vitamini desteğinin bağışıklığınızı kuvvetlendirerek soğuk algınlığa yakalanma riskinizi azalttığı da bazı araştırmalarda rapor edilmiş. Bunu da belirtmeden etmeyeyim. Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve bu videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açın mutlaka. Sağlıkla kalın.